Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere biraz asteroidler ve sabit yıldızlarla ilgili işin metodoloji kısmını anlatmak için bu videoyu yapıyorum. Burada biraz bu konuda bazı eleştirilerim var. Bunları anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle asteroidlerden başlayalım. Şimdi ben şuna inanıyorum arkadaşlar. Evrende her şey her şeyi etkiler. Ben buna böyle bir teori söyleyeyim. Yani her şey her şeyi etkiliyor. İnsanlar da, aslında insanlar da kendi işlerinde küçük birer gezegen gibi birbirini etkiliyor. Bakın mesela bir insan size negatif olduğunda da size negatif etkiliyor. O sizin düşünün Satürn'ünüz, Mars'ınız, Plüton'unuz. Ya da işte bir insan size hep iyimserdir, şey verir, şans getirir. Veya bir kişi ise o size sevgisini sunar, o sizin Venüs'ünüzdür. İnsanlar da bir gezegen gibidir arkadaşlar. Her şey her şeyi etkiler. Bakın herkes de her şeyi etkiler. Bu konuda ben asteroidlerin de etkisi olacağını düşünüyorum. Ancak bu konuda şöyle bir astrolojide gördüğüm en önemli sıkıntı şu arkadaşlar. Şimdi mesela asteroidlerle ilgili o kadar çok farklı söylemler var ki ya ben mesela şu Juno işte Zeus'un karısı da bilmem böyle söylenir eşidir şunu anlatır bunu anlatır odur budur ya söylemler çok. Veya işte bir asteroid var. Bir bakıyorum birisi bir şey söylüyor, bir başkası bir şey söylüyor. Haritalarda bakıyorum anlamlandıramıyorum. Bu noktada şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Şimdi asteroidler evet bir asteroid keşfediliyor, bir isim veriliyor. Birincisi bu ismi verenlerin hani bunlar büyük ihtimalle ya astronomi toplulukları orada onu keşfeden astronomlar falan bir isim veriyorlar. Ve bunlar da genelde mitolojik isimden koyuyorlar. Evet bu ismi vermesi mesela bir şey asteroide varsayalım ki Vesta ismi verildi. Vesta işte Zeus'un kız kardeşi kendisi işte kendini adamakla alakalı bilmem ne tamam. Ama tamam bu asteroide bu isim verildi de bu asteroide sadece böyle bir isim veriyor. Yani bu bunun bu görevi taşıdığını neye göre biz iddia ediyoruz? İşte ben bunu anlamıyorum. Bu noktada çok ciddi bir şeyim var. Mesela Chiron. Ki Chiron 1 Kasım 1977'de keşfedildi. Benim doğumumdan 3 gün önce arkadaşlar. Sadece Chiron keşfedildi. Onu da yükseleni ya keşfedilme haritası benim diye. Sadece orada Ay yengeçte benim Ay aslanda. Fark burada. Düşünebiliyor musunuz? Chiron öncesi şey de çok enteresan arkadaşlar. Bir Chiron öncesi bir dolunay oluyor. 3 derece boğada benim Chiron olduğu yerde. 3.26 ayın derecesi 3.25 Chiron'un derecesi. Yani 1 dakika. Bu çok gerçekten enteresan bir bilgi. Evet Chiron'la ilgili biliyoruz ki Chiron aslında bir öğretmen, bir sentaur. İşte Kronos'un oğlu falan. Böyle gerçekten çok yetenekli, çok bilge bir sentaur. İşte daha sonra Herkül de yanlışlıkla zehirli okla yakalanıyor falan. İşte kendi yarasını iyileştiremiyor. Sonra kendisini feda ediyor ki Prometheus canını bağışlanıyor falan filan. Güzel. Asteroide bu isim veriliyor. Mesela Chiron'la ilgili ben haritalarda herkeste şöyle bir şey görüyorum. Bizim aslında iyileştiremediğimiz yara ama o konuda bilgiyoruz. Yani biz o konuda başkalarına bilgi veriyoruz. O yaramızı kendi yaramızı iyileştiremiyoruz gibi. Ben daha çok böyle ölüm, gizemli ölümler, işte şeyde bu konuları araştırıyorum. Bugüne kadar yani haritalarda böyle ya işte öldürülmüş, şöyle öldürmüş, böyle öldürmüş kişilerde o kadar çok Chiron'a açılar gördüm ki arkadaşlar. Genelde karşıt açı. En çok gördüğüm karşıt açı. O kadar fazla gördüm ki bunları şimdi bir yerde bir videosunu yapacağım arkadaşlar. Chiron'la ilgili anladığım şu. Chiron aslında fiziksel yaralanmayı anlatıyor. Chiron'un psikolojik yaralanma kısmı da arkadaşlar. Bu fiziksel yaralanma dolayı evet kişi bir şeyden dolayı eğer bu fiziksel şeye dönüşememişse bu yarasından dolayı tabii ki bu alanda bir ne diyebiliriz? Kişi o alanda sürekli bir
hani zorlanma, açlık çekebilirsin. Chiron bir nevi orada Satürn'ün prensipte çalışır gibi bir etki yapıyor. İster istemez kişi o alanda çok gelişmeye başlıyor. Bu mu anlamda mantıklı ama bir asteroide işte böyle isim verilip onunla böyle bütün mitolojiyi birleştirmek işte bu noktada bir sorguluyor. Bakın Chiron, Vesta, Juno, Ceres, Pallas bunlar ciddi önemli asteroidler. Bunların bir çözümü yok. Bunların etkisine de inanıyorum. Ancak incik buncik asteroidler var. Bir asteroid illüzyonu yaratılmış. Bu noktayı çok eleştiriyorum. Mutlaka etkileri olabilir. Hatta bazıları doğru da olabilir. Bakın hiç gene o konuda ön yargılı değilim. Ama işin metodoloji kısmını ben doğru bulmuyorum. Yani mesela bir asteroid o isim neye göre verildi? Şimdi görüyorum. Geçenlerde bir videoda bir tane adını unuttum. İşte Bill Clinton arkasında Hillary asteroiddi, Monica asteroid falan. Ya yani bilmiyorum. Hani mitoloji kısmını geçtim. Hillary asteroidi ne alaka arkadaşlar yani. Gerçekten ya o zaman hepimizin bir asteroidi var. Ya bu bilgiler beni açıkçası bir hayal kırıklığına uğratıyor arkadaşlar. Yani çok ciddi, gayri ciddi buluyorum. Yani bu konuda ciddi çalışmalar mesela isterdim ki örneğin bir asteroid, Diana asteroidi diye bir asteroid, prensesten normal Diana diye hani o da şey eski Roma mitolojisinde şeyde Athena diye hatırlıyorum. Şimdi Wonder Woman'daki Diana diyelim. Şimdi düşünün böyle bir asteroid keşfedildi. Evet, bulgular var. Kişilerin işte 7-8 farklı kişide ne anlama geldiği ortaya çıkarılıyor ve burada ispatları bakın bu böyle bakın görüyor musunuz gibi olsa amenna. İnanın bundan ben de mutlu olacağım. Ama bu konuda gerçekten hiç tatmin değilim. Mesela ben Sevilay Erişte'mi dinledim bir gün. Ceres asteroidin aslında erkeklerde eş göstergesi Ceres. Bugüne kadar hiçbir haritada görmedim. Yani herhangi bir gezegende teması yok. Juno'yu da şeyde gördüm arkadaşlar. 5 veya 6 kişide. Tesadüf ama erkeklerde Juno. Kadınlarda işte ya Güneş'ine ya da Venüs'üne. O da 5-6 tane fazla değil. Ya orada da beni çok tatmin etmedi. Ha, belki Juno'dan biraz bağlantı var. Biraz. Ama tam olarak beni bir şey bulamadım yani. Sürekli sinastra, sürekli harita analiz ederim arkadaşlar. Burada bir şey bulamadım. Şimdi buradaki sıkıntı şu arkadaşlar. Astrolojinin tamamen bilimin astrolojiyi dışlaması, astrolojinin böyle tamamen bir eğlence sektörü aracına dönmesi. Öyle olduğu için de insanlara böyle kulağına hoş gelecek. Mesela senin orada işte Diana var. Diana atıyorum şöyle şöyle şunu verir. Senin orada o şu gezegenler birleştiği için sana şöyle veririm. Tabii bizim de hoşumuza gidiyor. Oo güzel. Gaza da geliyoruz. Harbiden çok güzel. Yani bundan ben de keyif alıyorum. Yani ben de bir tane gezegenin bir şeyle temas etmiş falan. O ne kadar güzel. O zengin olacağım. Mutlu olacağım. Ya, tabii ki bunlar herkes bunu ister. Ama ben burada bir şeyi sorguluyorum arkadaşlar. Yani işin metodolojik kısmı bana doğru gelmiyor. Şimdi aynısı sabit yıldızlar için de geçerli. Bu konuda sabit yıldızlarda özellikle bir Vivian Robson ve onun hep kopyasını yapmış Elbes Ebertin var. Bunu ciddi anlamda eleştiriyorum. Kimse de kusura bakmasın. Bu konuda hani şöyle bir şey var arkadaşlar. Ya astroloji dünyasında böyle bir hani herkes al gülüm ver gülüm tarzında. O yüzden hani ben bir astrolog şey ben bir astroloji araştırmacısıyım ve öyle kalacağım arkadaşlar. Ha astroloji işinden para kazanabilirim. O ayrı bir şey. Ama kendimi astrolog demeyi de şey görmüyorum. Çünkü loji bilim demek arkadaşlar. Herkes astrolog yazmış ama o yani o işin bilimiyle uğraşan bir insan. Kim bu işi yapıyor arkadaşlar? Yani dünyada çok az. Dünyada astroloji bilim gibi inceleyen yani 50 kişiyi geçmez. Şimdi ben o yüzden bu kavramdan dolayı ben o kendime astrolog gibi bir ibare kullanmayı kendime yakıştıramıyorum açıkçası. Çünkü o aynı şeyde olmak istemiyorum. Şimdi burada şöyle bir eleştirim var arkadaşlar. Vivian Robson mesela
Dün şeyde Barış İlhan Instagram'da onun şeyini paylaşmış. Ay işte Aldebaran'la Satürn veya Mars Antares'te olunca kişi başından kesilir, bu ya da asılır. Ya zaten Ay'ın Satürn ve Mars'la karşıtlığı zaten zor bir açıdır. Cidden zor. Çok zor. Ya Ay çünkü geçmişle de ilgili bilgi gösterecek hem de Mars veya Satürn. Ya yani orada Satürn böyle otorite figürlerini anlatabilir. Mars otoriteyle karşı karşıya gelmeyi, acı, şiddet yaşamayı anlatabilir. Yani Antares Aldebaran'a gerek yok arkadaşlar. Zor bir açı yani. Yani zor bir açı. Şimdi okuyorum oradaki bilgileri. Bakın 300 küsür sabit yıldızı yazmış Vivian Robson. 10 tane gezegen, bazı aks noktaları da var. Hani onu da çarpalım biz. 3000 küsür ediyor. Şimdi düşünün, siz bir insanda mesela Venüs'ün varsayalım ki Mirfak sabit yıldızıyla Perseus takım yıldızı Alfa yıldızı Mirfak'la kavuştuğunu anlamaya çalışıyorsunuz. Ki haritada bir sürü kombinasyon var. Yani sizin karşınıza en az 3-4 kişi, 3-4 tane harita olması lazım. Doğru değil mi arkadaşlar? Siz en az 3-4 tane farklı kişide Mirfak'ın etkisini anlamanız gerekiyor. Bakın sadece bir tane kombinasyon. Siz düşünün bu 3000 tane dediğimi bir de 3, 4, 4 ile çarpın. Yani en azından bir 10 bin harita görmeniz lazım. En az 10 bin. Ve yaşadığı dönem ki Vivian Robson erken yaşta öldü. Yani yanlış hatırlamıyorsam 50 yaşından önce öldü. Düşünün bu kadar kısa dönemde teknoloji yok, bir şey yok. 1900 40 küsürde öldü. Böyle bir dönemde yaşıyorsunuz. Ve ki şey de 40'larda öldü. Elsbert Ebert'in. O da işte bomba, tesadüf bomba şeyinde mi? İkinci Dünya Savaşı'nda ölüyor. Yani elinizdeki imkanlar zaten mesela o dönemlerde iki savaş atmosferi yaşamışsınız. Tamam. Böyle durumlar var. Yani bu eldeki bu imkanlarla sizin bu kadar kombinasyonda bir şey çıkarmaz mümkün değil. Ben mesela şunu anlamıyorum. Yani bunu ya bir tane yani astrolog demiyor ki bu ne yazıyor bu adam? Ne diyor? Yani cidden işin şeyi çıktı arkadaşlar. Bu da sebebi şu arkadaşlar. Bilimin astrolojiyi tamamen eğlence sektörüne sevk etmesi. Astrolojinin bildiğiniz bir komedi aracı, eğlence, insanları güldüren, eğlendiren, hayal dağıtan. Şimdi bu kanalı hep tekrarlıyorum arkadaşlar. Benim bu kanalı açmamın amacı kişilerde bir sorgulama yaratmak. Belki de Vivian Robson'ın söylediklerinin %80 doğru da olabilir. Ama ben metodoloji doğru değil. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Yani siz bir bakıyorum bir şeyde İşte ayla kavuşursa şöyle, bilmem ne olursa böyle, şu ne olursa böyle. Ya, haritaları inceliyorum. İşte şu kişiye okült yetenek veriyor diyor. O dereceye bakıyorum. Bir tane okültist yok. Bir tane okültist ünlü yok ya. Ya bu hiç akıl kârı değil arkadaşlar. Veya işte diyor ki şurada olunca mesela ben de mesela Merkür'ü Unukalhai denilen yıldızdan. Yalancı, evrakta sahte çelik. Ya becerebilsem amenna diyeceğim. Ha ikinci sorun da şu arkadaşlar. Sabit yıldızları şimdi biz ekliptikte biliyorsunuz arkadaşlar bir ekliptik ve ekliptiğe yakın yıldızlar var. Bunlar işte takım yıldızları. Bir de ekliptiğin böyle çok yukarısında aşağısında. Şimdi haritalarda bir gök haritasını size göstermiştim arkadaşlar. Örnek olarak Deneb Adige ile Fomalhaut. Bunlar bir derecenin biraz üzerinde. İşte yaklaşık 4 ile 5 derece arasında balıkta. Deneb Adige 5 küsür. Fomalhaut da 4 civarında. Şimdi tam rakamını hatırlamıyorum. 1,5 derece civarında bir fark var. Arkadaşlar bu iki yıldız Deneb Adige ekliptiğin çok üstünde. Fomalhaut da ekliptiğin altında. Yani bunlar arasında şu kadar bir fark var. Ve düşünebiliyor musunuz? Bu kadar uzaktalar. Yaklaşık yani belki 30 derece var uzaklıkları. 30 derece ya. Şaka değil yani. Daha da fazla olabilir. Şeyden hatırlamıyorum. Deneb Adige'nin deklinasyon derecesi ben 30 dereceden daha fazla arkadaşlar.
Siz düşünemiyorsunuz. Neredeyse bunlar kavuşumda gibi. Ya bu çok ciddi sorun. Zaten sizlere bir videomda arkadaşlar fırsat bulunca istatistiksel çalışmamı anlatacağım. Sadece orada düşündüm bunu nasıl izah edeceğim. Çünkü orada o kadar çok veri var ki çok istatistiksel veriler tuttum bu konuda. Aylarca çalıştım. Ya birçok şey bir mantık şeyi yok yani. Bunun da sebebi işte dediğim gibi arkadaşlar metodoloji sorunu. Astrolojinin işi bir medyatik şekilde para kazanma aracına dönüştürmesi. Ben şimdiden buna bir baş kaldırıyorum. Buna baş işte amacım zaten o. Baş kaldırıyorum. Gerçekten isyankarım yani. Hani haritamda Güneş Uranüs kavuşumu destekliyor mu? Destekliyor. Ama gerçekten buna isyan ediyorum. Bunu ama bilinçli şekilde isyan ediyorum. Çünkü Güneş süper bilinçtir arkadaşlar. Doğru değil. Bunun doğru olmadığını biliyorum ya. Hiç akıl mantık süzgecine geçtim. Doğru, gerçekten doğru değil. Ve şuna inanıyorum arkadaşlar. Ben 2025 yıllarından itibaren özellikle hem Plüto Kova'dayken hem de Uranüs ikizlere girdiğinde evet dünyada artık bu astrolojideki bilgi kirliliği böyle medyatik tarzıyla değişecek. Çok gelişmiş, sofistike programlar çıkacak arkadaşlar. Böyle atmasyon bilgiler, işte Diana asteroidi olursa şöyle olur, bilmem şu yıldız gelirse size şöyle verir gibi gerçeklikten çok uzak bilgiler gidecek. Bakın ben bunu söylüyorum. Daha önümüzde süreç var arkadaşlar. Astrolojiyle gerçekten çalışan arkadaşlara bu konuda bunu bu sefer tavsiye ediyorum. Bakın tavsiye vermeyi sevmiyorum. Çünkü akıl vermek gibi bir şey. Çünkü gerçekten gelecek buna gidiyor arkadaşlar. Artık gelecekte böyle şeyler yani atmasyon bilgiler falan şey kalmayacak. Evet ülkemiz şeye gidiyor yani ülkemiz saldım çayra Mevlam kayra ama siz evet astrolojide bir astroloji öğrenirsiniz, bir sabit yıldız öğrenirsiniz. Böyle insanlar der ki senin şu sabit yıldız sana şunu verir. Ama gerçekten o sabit yıldızın onu verdiğine ne kadar eminsiniz? Bu çok ciddi bir sorun. Yani o kişi gerçekten onun öyle olmadığını gördüğünde, anladığında ne kadar? Yani insanlara dikkat ediyor musunuz? Sabit yıldızlarda bile insanların hiç böyle o bilgileri güveni yok. Çünkü doğru değil. İnsanlar şey hissetmiyor ya, ya bu bunu verilmiş. Ya ben korktum, burada şöyle olurmuş, acaba ölecek miyim? Gibi. Çünkü gerçekten akıl dışı. Ama ben diyorum ki, sabit yıldızlardan önce özellikle haritalarda sert gezegenlerin karşıt açılarına çok dikkat edin. Bir gün açılarla ilgili de video yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ama açıları böyle size şöyle anlatmayacağım arkadaşlar. Bana YouTube'da yorumlarda soruyor. Şu nedir? Açıların özünü anlatacağım arkadaşlar. Yani mesela bir yerde Mars-Venüs karesi. Herkes de aynı anlama gelmez. Ben bunu rica ediyorum. Yani açılarda orada benim şurada üçgenim var. Biliyorum astroloji şeylerinde böyle yazılıyor ama İşte o yüzden astrolojik. Milyarlarca, belki trilyonlarca kombinasyon var arkadaşlar. Sonsuz kombinasyon. Ondan dolayı bu böyle şu şunu verir. Bazen benzerlikler görülür. Bakın benzerlik görülür. Ama hiçbirisi aynısı değildir. Tıpatıp aynısı değildir. Bugün videomda arkadaşlar sizlere özellikle bu sabit yıldızlar ve asteroidler konusunda bir metodoloji problemini anlatmak istedim. Çünkü Bu gerçekten de benim çok şikayet ettiğim bir konu. Şundan dolayı şikayetçiyim. Yani adam akıllı doğru bilgi olmadığı için bu sefer bunları detaylı araştırmaya çalışıyorum. Gerçeği bulmaya çalışıyorum. Beni çok yoruyor. Yani keşke bu bilgiler şey olsaydı da ben bunlara bu kadar kendim yorulmasaydım. Bugünlük videom bu kadar arkadaşlar. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.